Herkese selamlar. Bugün ekosisteminden bahsedeceğim ve olabildiğince tüm kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Öncelikle eko nedir? Kısaca anlatayım. Ekolar sizin karakterlerinize taktığınız ekipmanlardır ve kestiğiniz yaratıkların ruhlarıdır. Yani bu ekipmanları toplamak için yaratık kesmeniz şart. Tabi bazı durumlarda marketten veya etkinliklerden de alınabiliyor fakat siz mantığı anladınız. Bu ekolardan biri size ek olarak savaşta yardımcı da olabiliyor. Her ekonun unique bir yeteneği bulunuyor ve savaşlarda bu özellikler sizi destekliyor. Açıkladığımıza göre öncelikle Eco galerisinden başlayalım. Bu sekmede topladığınız ekoları ve data bank seviyenizi görebiliyorsunuz. Bu arada çok kasıntı olmasın diye data demeyeceğim, data diyeceğim ona direkt. Bu seviyenin önemi de şu, siz ne kadar yüksek seviyeyseniz topladığınız ekoların nadirliği ona göre artıyor. Ayrıca hem yakalama şansı olarak hem de üstünüze taktığınız eko limitinin artması olarak ekstra avantajlar kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden bu eko seviyesi hesap seviyeniz kadar önemli bir şey. Merak edenler için de söyleyeyim, sarı renk yani en üst nadirlikteki ekoları databank seviyesi 15'te toplayabiliyorsunuz. Bir de büyük ihtimalle şunun da sorusu gelir diye cevaplayayım. Eğer ki databank seviyeniz yükselmiyorsa bunun sebebi hesap seviyenizin düşük kalmasındandır. Her 10 seviyede bir gelen dünya zorluğu yükseltme görevi var. Bunu yapmadıysanız yükselmemesi gayet normaldir. Databank'in seviye kısmından onu da kontrol edersiniz. Gelelim eko galerisine. Bu kısımda topladığınız tüm ekolar gözüküyor. Buna ek olarak da siz hangi ekodan XP almışsınız ona bakabiliyorsunuz. Kısaca olayı şöyle açıklayayım. Siz bir ekonun aynı nadirlik kopyasını toplarsanız maalesef ondan XP alamıyorsunuz. Fakat aynı ekonun farklı nadirliklerini toplarsanız yine XP almaya devam ediyorsunuz. Ek bir bilgi olarak şunu da söyleyeyim, altın renk bir ekoyu alırsanız ondan önceki tüm XP'leri de toplu alabiliyorsunuz. Yani gidip o eko için diğer nadirlikleri toplamanıza gerek kalmıyor. Hatta gelin size eko toplama taktiğini vereyim. Bakın sağ yukarıda bir guidebook var. Burada en altta yaratıkları görebileceğiniz bir sekme bulunuyor. Tabi öncesinde bu yaratıkları keşfetmeniz gerek. Olur da hepsini keşfetmeniz ederseniz işiniz çok kolay. Sadece yerini bulun diyerek yaratığın nerede olduğunu bulun ve ondan birkaç tane keserek ekosunu düşürün. Bir yaratığın yeşil kopyasını buldunuz mu? Cevap evetse sıradakine geçin. Yani aynı yaratığı defalarca dönerek mavi veya morunu denemeyin. Önce tüm ekoları yeşil olarak toplayın, sonra mavilere geçin. Ondan sonra mor, sarı diye devam edin. Bu sayede emin olun daha hızlı seviye atlayacaksınız ve seviye atlayınca da atıyorum 10 dakikada mavisini buluyorsanız şansınız arttığı için artık tek kesişte bulabileceksiniz. Bu kısımda 8 databank seviyesine ulaştığınızda bir özellik daha açılacak. Bu özellik ekoları birleştirerek rastgele eko alma özelliği. Tabi size tavsiyem bunu 15 eko seviyesi olana kadar açmayın. Databank'in 15. seviyesinde sarı renk ekoları toplamaya başlayacaksınız. Bu durum bu sistem için de geçerli. Son olarak da ekipman kısmına gelecek olursak siz bir karaktere toplamda 5 adet eko takabiliyorsunuz. Bu sekmede en üste taktığınız eko sizin yanınızda savaşa çağırabileceğiniz aktif eko oluyor. Bu yüzden genelde en güçlü olanı en üste takıyorlar. Tabii ki bu ekoların kostları bulunuyor ve başlangıçta 10 kostu geçmeyecek şekilde eko takabiliyorsunuz. Olur da databank seviyenizi yükseltirseniz bu kost sınırı 12'ye kadar çıkabiliyor. Bu da demek oluyor ki siz tam verim alabilmek için eko kostlarını sırasıyla 4, 3, 3, 1 ve 1 olacak şekilde takmalısınız. Bunu yaparsanız 12'ye ulaşacak ve her bir eko slotundan yararlanabileceksiniz. Bu arada kostlar sadece limit için değil. Ayrıca yüksek kost ekoların stat havuzu daha da geniş. Yani kost 1 bir ekoda crit hasarı veya şansı yokken kost 4 ekoda bu özellikler bulunabiliyor. Şu anda çok stat kısmına girmeyeceğim fakat yüksek kost eşittir daha büyük stat havuzu diye düşünebilirsiniz. Ekolara seviye basma olayı da şöyle işliyor. Bir ekoda 2 adet main stat bulunuyor. Siz her seviye bastığınızda klasik main statlar güçlenirken her 5 seviyede bir de ekolara rastgele alt stat geliyor. Ayrıca ekonun nadirliğine göre elde edebileceğiniz alt stat sayısı da artıyor. Altın nadirlikteki bir eko 25 seviyeye kadar çıkabilip 5 adet alt stata sahip olabiliyor. Bu ekoların bir de Sonata Effect adında set bonusları bulunuyor. Eko kuşanma sekmesinde sağ alttan bu sekmeyi bulabilirsiniz. Tüm setlerin özelliklerini tabii ki şu an açıklayamam fakat kısaca karakterlerinizin elementine veya yaptığı işe göre buradan set dizmeniz çok önemli. Unutmadan şunu da söyleyeyim, sallıyorum Sonata efekti ateş olarak gözüken bir eko bazen elektrik kısmında da olabiliyor. Yani Sonata efektler rastgele olarak bulundukları gruplardan biri geliyor. Gidip de aa bu ateş elementiydi niye elektrik oldu ki ya falan diye söylemeyin diye bunu da eklemek istedim. Geldik taktiklere. Oyun başı her ne kadar iyi nadirlikte eko bulmanız zor olsa da yine de güzel şeyler bulabileceğiniz yerler hala var. Özellikle interaktif map'te elit yaratıkları seçerek onlara gidebilirsiniz. Tabi şunu da söyleyeyim, bazıları 120 level'a kadar çıkabiliyor. Yani tek yemeniz muhtemel olan düşmanlar da karşınıza çıkabilir. Video edit
açıklarken fark ettim, bir şey söylemeyi unutmuşum. Açık dünyadaki düşmanlar günlük olarak yenileniyor. Yani her gün eko toplayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşınızın dünyasına giderek de eğer ki o kesmediyse oradan da otlanabilirsiniz. Bunu da böyle araya sıkıştırayım, söylemeyi unutmuşum. Evet, rehberimizin sonuna geldik. Umarım video yararlı olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.